Beyaz TV ekranlarına, Biz Bize programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Doktor Sonay Öztan Gökhan. Bugün bilinçaltının önemini ve Covid-19 sürecinde kişisel koruyucu ürünleri konuşacağız. Biz Bize başlıyor. Evet efendim şimdiki konuğumuz biyolog Vefa Türksever. Hoş geldiniz. Nasılsınız Vefa Bey? Hoş bulduk. Abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Şimdi ben sizi çok iyi tanıyorum aslında. Araştırdım da bir miktar ama ben de bir e, diş hekimiyim. Medikal sektörünü çok iyi biliyorum. Çok tanınan birisiniz. Siz bunu kendi ağzınızdan dinlemek istiyorum. Vefa Türksever kimdir? Vefa Türksever 1975 doğumlu. Babasının görevi sebebiyle Mersin Amasya doğumlu bir... İş insanıdır. Hı hı. Aynı zamanda biyoloğum evet. ve İstamet Medikal İşletmeciler Dernek Başkanıyım hı hı. ve medikal firma sahibiyim. Evet. Ee, şimdi Covid-19 mücadelesinde kişisel koruyucu ürünler nasıl kullanılır? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Biliyorsunuz 2020'nin başlarında dünyadaki salgın maalesef ülkemize de girdi. Evet. Ve dolayısıyla bizim bu salgından korunmamız için Kişisel anlamda bazı tedbirler almamız lazım. Hı -hı. Bunların öncelikli olarak e, sıralama yaparsak birincisi e, sosyal mesafe, Hı -hı. ikincisi maske, üçüncüsü hijyen. Evet. Sosyal mesafe için zaten herhangi bir ekipman kullanmamıza gerek yok. <laughs> evet. e, i̇kinci ve çok önemli olan e, hususta ma maske. E, maskeler bizi e, tüm pandemiden yani Hı -hı. genel anlamda tüm salgın koruyan bir tıbbi malzemedir. Evet. Dolayısıyla ee, seçtiğimiz maskelerin kalitesine, uh -huh. Sağlık Bakanlığı onaylarına ve nerelerden temin ettiğimizde dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, aldığımız maskeleri uh -huh. gün boyu kullanmamamız lazım. Uh -huh. Maskelerin belli bir kullanım ömrü vardır. O da ortalama e, mevsimlere göre 3-4 saat civarındadır. Yazın uh -huh. bu süre biraz daha kısalır. Neye göre bunu belirleyeceğiz? Öncelikli olarak taktığımız maske 3 katlı olduğunu düşünerek konuşuyorum ben bunu. Evet. Dış yüzey Hı hı. Dışarıdan gelecek organizmaları, mikroorganizmaları evet. absorbe ettiği gibi o tabakadan geçebilecek daha küçük yapıdaki daha küçük çaptaki organizmaları da iç yüzeyi hazneler ve onun bize gelmesini engeller. İç yüzey ise ağzımızdan çıkacak olan aeroselin nebulizasyonun e, orta tabakada birikmesini sağlar. Hı hı. Eğer e, ağız içerisinde iç yüzeyde ıslaklı hissediyorsak maske görevini tamamlamış demektir hı hı. ve dış yüzeyde de yeterince viral birikmiş anlamına gelir. Ama bu sizin söylediğiniz standart, düzgün, medikal bir maske evet, için geçerli maske değil edersin. mi? Evet. Diğer türlü çünkü çok ince maskeler var piyasada. Özellikle bu pandemi döneminde yani biz o kadar astronomik fiyatlara geldi ki maalesef, maskeler. Maalesef. Ben bir hekim olarak almakta bile zorlanıyordum. Biz bir daha. ara <laughs> bir ara kara borsa oldu bunlar. Sonrasında yine şu anda bile çok Yine de kabul edilebilir fiyat diye söylüyoruz ama yüksek özellikle çok kullanan kişilerde. Kişiler bunu 3 saatte değiştiremiyor maalesef. Yani alım gücü daha düşük olanlar 10 saat 12 saat kullanan insanları biliyorum ben ki bu normal maske için. Evet. Bir de kalitesiz dediğimiz veya merdiven altı üretim var mıdır bunda siz? Şahit pa oldunuz mu? Çok şahit olduk. Evet. Pandeminin başına çok fazlaydı zaten. Değil mi? Evet. Evet. Zaten fiyatların yükselmesinin sebebi de onlar oldu. Hı hı. Hani salgın ülkemize ilk girdiğinde hı hı. yurt dışına çok talep olunca biz hazırlıksız yakalandık ve e, çok ihraç edildi yurt dışına. Evet. Sonra bize salgın geldiği zaman stok anlamında hazırlıksız yakalandık. Bu sırada sektör dışındaki bazı yapılar, işte, sizin dediğiniz gibi merdiven altı evet. yapılar ve e, sektörle alakası olmayan, kayıtsız, sağlık bakanlığı hı hı. olmayan firmalar bu işe girdiler. Bu işin üretimini yaptılar. Tamamen e, standartlara aykırı. Sağlık Bakanlığı olmayan ve dikiş makinalarında yapılan evet. ürünlerde. Bu sefer halk e, sağlığını da olumsuz etkilediler. Yani siz öyle maskeyle pandemiden korunmak isterken bu sefer başka salgın hastalıklara e, vücudunuzu açıyorsunuz. Değil mi? Çok astım Tabii, da ağız içi enfeksiyonlar. Evet. E, akabinde e, onlarda kullanılan ürünler Kimyasal sıklıklar olabileceği gibi hı hı. bu sefer onkolojik rahatsızlıklarınız olabiliyor. Doğru. Ki yakın bir zamanda inşallah olmaz ama e, o maskelerden dolayı onkoloji servislerinde de ben e, ilerleyen zamanlarda yığılmalar olacağını tahmin ediyorum. Çok önemli. Peki doğru koruyucu ürün alırken nereye dikkat edecek kişiler? Öncelikle doğru koruyucu ürün, hı hı. E, maske, el dezenfektanı, Evet e, tulum gibi hı hı. pandemiden koruyan hı hı. ürünlerin medikal firmalardan alınması lazım. Daha doğrusu tüm tıbbi ürünlerin. İlaç evet. alıyorsak eczaneden alacağız bunu. Hı hı. Medikal ürün alacak, tıbbi ürün alacak, medikal firmalardan hı hı. alacağız. Bunun haricinde işte sanal ortamlardan, internet ortamlarından evet. veya sosyal paylaşım sitelerinden alacağınız ürünlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kişi medikal firmaya nasıl ulaşacak? E, medikal firmalar zaten şu an bayağı bir var. Yani Gerçi doğru söylüyorsunuz. E, evet, ellerindeki ürünün hı hı. ürün takip sistemine kayıt olup olmadıklarını kontrol etmeli gerekiyor. O da şöyle bir şey. Şimdi Sağlık Bakanlığımızın çıkardığı bir uygulama var. Hı. Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde faaliyet gösteren İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu var. Hı, hı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tüm tıbbi ürünleri ürün takip sistemine kaydediyor. Aynı şekilde ilaçlar da ilaç takip sistemine kayıtlıdır. Evet. İlaçların kaydolduğu sistem ITS diyoruz. Hı hı. Tıbbi ürünlerin, tıbbi malzemenin kaydolduğu aplikasyon sistemine de ürün takip o o sistemi diyoruz. Hı hı. Bunu cep telefonunuza indirdiğiniz zaman hı hı. E, herhangi bir medikal mağaz mağazaya gittiğinizde e, alacağınız ürünün barkodunu okuttuğunuzda hı hı. ürünün karşılığında cep telefonunuzda kayıtlı olup olmadığını görüyorsunuz. Hı. Hangi ülkeden geldiğini, nerede üretildiğini, e, kutu adetini, kutu şeklini hatta e, resmini bile görebiliyorsunuz. Hı, bu çok güzel Oradan şey. eşleştirme yapabilirsiniz. Ama ürün kayıtlı değilse kesinlikle ve kesinlikle o ürünü almasınlar. Bu çok önemli. Halk yani, sağlığı açısından önemli. Hani e orta yaş veya işte gençler bunu yapabilir de yaşlı anne babalarımızı düşünelim. Onlar alırken de yine bunlara ulaşamıyorlarsa eczane türü bir yerden de alabilirler medikal firmaya gitmeden değil mi? Eczaneler e tabii, biraz daha, de daha güven var. vericidir. De hani de var. onlar için de bir şey düşünmüş olalım. Yani tıbbi Hı -hı. ürünü evet. tıbbi ürünle alakalı meslek örgütlerinden almaları Hı -hı. direkt daha bir, öyle daha bir tabir Evet olur. doğru doğru. Ama medikal firmalardan bizim tavsiye etmemizin sebebi şu ürün gamı sadece tıbbi ürün olduğu için yani medikal malzeme olduğu evet. için ee, oradaki tarif hı hı. veya uygulama veya background da yani bir sıkıntı yaşadığında geri dönüş hı hı. çok daha sağlıklı oluyor. Doğru. Tabii ki medikal firmanın olmadığı bulamadığı yerde eczacı dostlarımızdan da hı hı. bu ürünleri temin Doğru. edebilirler. Peki bu medikal firmaların pandemi süresince yoğunluğu nasıl oldu? Çalışması nasıldı bu medikal firmalarının? Biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlamaları oldu. Evet. Ee, mecburen hani pandemide hı hı. E, yayılımın az olması ve halk sağlığının korunması adına hükümetimiz uh -huh. böyle doğru bir karar aldı. Ve uh -huh. hastalarımızı Türkiye'nin uh -huh. neresinde olursa olsun evinden çıkmadan gece gündüz 24 saat malzemenin muhteviyatını önemsemeden yani oradaki ekonomik değerini düşünmeden evet. evlerine kadar gönderdik. Uh -huh. Tüm para kendi satış yapan arkadaşlarımız evlerine kadar. Gerek 5 liralık sonda olsun gerek işte dokta pahalı ürünler olsun. hiç Onu gözetmeden uh -huh. evlerine kadar bıraktı. Keza bu süreçte bizim Depolarımız gece gündüz evet. çalıştı, hı hı. üreticilerimiz çok yoğun çalıştı, ithalatçılarımız da öyle ve hiçbir hastamızı hı hı. evinde e, biz hastasız bırakmadık. Dolayısıyla hem e, firma yetkilileri hem firma çalışanları çok yoğun ve zorlu bir süreç geçirdi. Hepimiz yorulduk ve e, bunu da büyük bir özveriyle yaptık. Hı hı. E, tabii ki insanlar yani firmalar bunda para kazandılar ama buradaki asıl amaç evet. önce hizmetti. Ki bu zor zamanda biz hastanelerimize e, malzemelerini verdik, malzemesi evet. bırakmadık. Maskelerin bulunmadığı süreçte medikal firmalar olarak kendi aramızda uh -huh. maske toplayıp da e, hastanelere bağışlar yaptık. Emniyet mensuplarına, uh -huh. e, jandarmaya yani yolda gördüğümüz kamu görevlilerine de herkesin aracında maske vardı. Uh -huh. Geçerken bir kutu iki kutu maske bıraktık onlara. Çünkü pandemide aslında görünmeyen bir şey vardı. Asıl tehlike... Evet. Sahada çalışan kamu görevlilerinde yani emniyet mensuplarımız, askerlerimizin, evet. e, temizlik görevlilerimizin, belediye çalışanlarımızın çünkü herkes evine kapandı. Onlar, Onlar çalışıyor. Tabii gün boyu çalıştılar ve <laughs> devamlı da vatandaşla yüz yüze kalan yani sağlık çalışanı gibi risk altındalardı. Biz onlara sağlık çalışanlarından ayırmadan hı hı. aynı kategori düşünerek onlara da bu hizmeti verdik ve bunun için herhangi bir bedel istemedik. Yani içimizden gelerek bir vatandaşlık görevi olarak bunu bir ...sivil toplum kuruluşuna görev olarak gerçekleştirdik. Sizin e, sosyal sorumluluk projelerinde çok yer aldığınızı evet. biliyorum ben. Özellikle bu maske fiyatları arttığında bunların düşmesi <laughs> için e, özel çaba sarf etmiştiniz... ...ve bayağı da etkili olmuştu. Genel anlamda da düşürmüşlerdi. Evet. E, şimdi başka benzer mücadeleler de veriyorsunuz. Birçok da işiniz var, kendinize ait olan işiniz de var. Evet. Peki bu zor olmuyor mu? Nasıl oluyor? Nasıl başarıyorsunuz bunu? Şimdi bir misyon yüklendik artık bunu. Evet. Götürmek zorundayız. Evet. Belli bir süre daha götüreceğiz. Uh -huh. Daha sonra arkamızdan yetişen gençlere, meslektaşlarımıza bunu devredeceğiz. Bunu yapmak zorundaydık. Çünkü sektörün sahibi biziz. Evet. Ve e, 50 kuruşluk, 30 kuruşluk maskeler, Değil mi? tane fiyatları 3-4 liralara çıktı. Biz hizmet veren e, ve bunu halka, halka arz eden firmalar olarak almaya zorlanırken, yani vatandaşın alması çok daha zordu ki hani vatandaş hani diyelim korunduğu bir şekilde sağlık evet. çalışanının mutlaka kullanması gereken ürünler onlar bile ulaşamadı. O yüzden hı hı. biz böyle bir şey başlattık. Eee sağ olsun Sağlık Bakanlığımız da buna kulak verdi. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığımızın da denetimlerinin sıklaştırılmasını hı hı. istedik. Onlar da gece gündüz kaçak üretim yapan yerleri denetledi. Hı hı. Ve maskenin tavan fiyatının 1 lira olması için o zaman medyada ve diğer mecralarda kampanya başlattık. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı görüşte olacak ki maskenin tamam fiyatı 1 lira yapıldı hı hı. ve satışa sunuldu. Maskenin 1 lira olduğundaki zaman 4 lira, 5 lira gibi bir fiyat çıkılan maske Cumhurbaşkanımızın 1 lira dedikten sonra ertesi gün tane fiyatları 90 kuruş bir sonraki hafta 80 kuruş 60 kuruş, hı hı. 70 kuruş diye düşmeye başladı. Ben 120 liradan maske aldığımı hatırlıyorum. 10'lu, 20'li paket ve öyle çok mükemmel hani n 3 falan da değil, koruyuculu olmayan normal standart maskeyi 120 TL'den alıyorduk ve sürekli hasta bakmak zorundasınız. Hele pandemi e, döneminde tabii, yani... hasta bakıyoruz. Tek tek her hasta da zaten normalde de hijyene dikkat ettiğimiz için kullanıp atıyoruz. Bir hasta da 3-4 defa kullanıyorduk. Artık maske bize diyorduk yani şeye bakıyorduk. Altın gözüyle bakıyorduk. O yönden tabii çok orada etkili mesela bir şeydi. Aslında şöyle bir şey var. Şimdi hastane çalışanlarımız evet, evet maskeyi takmak zorunda ama Aha. diş hekimlerimizin de maruz kaldığı e, durum çok daha aslında e, ürkütücüydü. Çünkü evet. direkt hastanın ağzıyla direkt muhatapsınız Ondan ve, ve COVID-19 biliyorsunuz da aerosol içerisinde evet, evet. yayılan genelde grip virüslerinin şekli budur. Taç yapılı uh -huh. virüslerin e, ve sizin çok daha iyi korunmanız lazım. Biz mesela o dönemde üç katlı maskeleri şey yapmadık. Sağlık çalışanlarımıza genelde FFP1, evet, FFP2, evet. FFP3 ve N95 uh -huh. sertifikasyonlarına sahip maskeler e, hediye ettik ve onları vermeye çalıştık. İsteyen vatandaşlara da e, ücretinden ziyade vermemeye çalıştık. Uh -huh. Yani parasını verdi evet. halde. Onları daha çok bir sağlık çalışanlarımızın temin yoluna gittik uh -huh. o noktada. E, Vefa Bey, biyolog olarak çevre koruması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için neler düşünüyorsunuz siz? Öncelikle e, insanoğlu maalesef doğayı kirleten bir varlık. Maalesef. Biz tükettiğimizde, e, tükettiğimizin artıklarıyla maalesef kirletiyoruz. Bakın e, hayvanlar, bitkiler Hı -hı. tükettiklerinden arta kalanla doğayı kirletmez. Çünkü onların e, atıkları Organiktir ve doğaldır. Evet. Ama insan olduğunun tüketimden sonra kalan her atı maalesef inorganik ve kimyasal. Dolayısıyla bu doğaya çok büyük zarar veriyor. Uh -huh. Gün gelecek, doğa onun cezasını bize verecek. Eğer Geliyor böyle zaten. giderse <laughs> ve e, bize oksijen veren, su veren ki en önemli şeyler evet. bunlar, e, gıda veren, doğa uh -huh. gün gelecek bize bunlara vermeyecek, veremeyecek artık. Her şeyimiz kimyasal oldu. Maalesef. Yani bundan 20 yıl önce biz çocukken, gençlik yıllarımızda, çocukluğumuzda hı hı. yediğimiz meyvelerin, sebzelerin, etin bir tadı vardı. Değil mi? Ve şu an bundan şikayetçiyiz. Bir 20 yıl sonra hı hı. belki çocuklar şunu diyecek. Ya babam elinde bir poşet domates de şimdi domates bulamıyoruz diyecek. Yani hı hı. doğayı korumak lazım. Hayvanları sevmemiz lazım. çocuklarımız hayvan sevgisini açılamamız lazım. Evet. Hayvanı seven, doğayı seven insan herkesi sever ve emin olun e, psikolojisi düzgün, ruh hali pozitif, e, yaşama bakışı pozitif, uh -huh. yaşam enerjisi olan insanlar doğayı seven, hayvanları seven ve onlarla uyum içerisinde yaşayan insanlardır. Biz e, hayvanların yaşam alanını işgal ediyoruz. Yani ben inanılmaz derecede bir hayvan severim, uh -huh. aynı zamanda bir doğa severim. Ne güzel. Çünkü şu an dışarıda gördüğümüz kedi köpeğin bile biz yaşam alanını işgal ediyoruz. Yani hayvanların artık kedinin bile kendi temizliğini yapabileceği veya tuvaletini yapabileceği bir toprak parçası kalmadı. Maalesef doğru. Köpeklerin de aynı. Yani onların yaşam alanını işgal ediyoruz. Artık üreme dengeleri bile bozuldu. Hı hı. Önceden belli zamanlarda çoğalıp belli zamanlarda yetişirdi hayvanlar ve şu an ne zaman ne oldu belli de yani gen, genetik yapılar da İyiyim bozuldu <laughs> ve bizlerin yüzünden oldu bu. İnsanlar birbirini sevmiyor ki artık daha. Doğayı ve hayvanı sevsin. Artık bir nefret var insanların arasında. Ondan mıdır acaba? Bir telaş var. Telaş. Herkese evet, bir telaş evet. var. Yani herkes bir yere yetişmeye çalışıyor. Doğru. Ama sonuçta yetişeceğimiz yer belli. <laughs> o, yani koruyamadığımız <laughs> doğanın altındaki toprağa gireceğiz. Yani o yüzden biraz sakin olmak lazım. Çok evet. gergin olmamak lazım. Evet. Doğayı sevmek lazım. Bir de doğayla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Çevre temizliğiyle hı hı. alakalı. Zaten yeterince kirletiyoruz. Bir de kullandığımız maskeleri dışarı atarak kirletiyoruz. Hı hı. Bakın bu çok önemli. Değil mi? Evet. Yani yüzümüzden çıkardığımız maskeyi parklarda, bahçelerde, ila atılmış şeklinde görüyorum ben. Eldivenlerde aynı Tabii. şekilde. Şimdi kendi sağlığımızı korurken pandemiden kendimizi korurken veya salgında. Hı hı. Bu sefer ne yapıyoruz? Ee, başkalarının sağlığını tehlikeye atıyoruz. Ve atık maske, atık eldiven inanılmaz derecede salgın riskini artırır. Yani bu şekilde biz pandemiyi yenemeyiz. Evet. Onun belli bir imha olayı vardır. İmha kuralı vardır. Hı hı. Maske bir medikal malzemedir, tıbbi malzemedir. Tıbbi malzemeler de e, belli kurallara göre imha edilir. Evet. Ve bizim maskemiz çok kolay. Çıkardıktan sonra bir poşetin içerisine koyacağız. Belki zor gelecek ama. Hı hı. Bunu çocuklarımıza da öğretmemiz lazım. Bir poşetin içerisine koyacağız. Ağzını bağlayıp bu şekilde çok kutusuna atmamız lazım. Evet. Toplum sağlığı için. Pandemi bitmesi için bu Hı -hı. şart. Yoksa bugün Covid-19 biter, Başka mutasyona bir şey uğrarsa tabii şimdi Eğer bu e, 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 varlık, virüs Hı -hı. mutasyona uğruyorsa burada da insanların gene doğaya verdikleri veya e, organizmalara verdikleri hasardan kaynaklı oluyor. Çünkü Hı -hı. o yapı kendini korumak için mutasyona uğruyor veya yeni bir bakteri buluyor. Bakteriyofaj şeklinde girip orada beslenerek tekrar... Açığa çıkabiliyor, hı hı. gen yapısını değiştirip veya e, dış yapısını değiştirip. Evet. Onun için hani biz ne kadar e, organik yaşarsak, hı hı. ne kadar doğaya saygılı olursak ve birbirimizin temizlik hakkına, çevre hakkına saygılı olursak, eminim o kadar çok hastalık, gör, o kadar o kadar az hastalık görürüz, bir o kadar da mutlu yaşarız. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Peki efendim Türkiye sağlık malzemeleri alanında ne durumda şu anda? Türkiye Son 5 yılda hı hı. sağlık malzemelerinde <laughs> inanılmaz bir mesafe kat katetti. Ee, ciddi anlamda e, ihracatçı bir ülke oldu. Özellikle ortopedi ürünlerinde. Evet. Ee, diyebilirim Avrupa'yı besliyoruz. Sadece Avrupa değil. Hı hı. E, Güney Amerika, r Rusya, hı hı. E, o bölgedeki Türkiye Cumhuriyetleri, Afrika. Yani ortopedi ürünlerini hı hı. E, dünyada hakim bir ülke. Çok iyi. Ki son zamanda da Dubai'de fuar oldu. Ee, Türk pavyonunun olduğu bölge, hı hı. standlarının olduğu bölgede çok inanılmaz derecede ilgi gördüm. Hı hı. Bu da ihracatın ne kadar iyi olduğu anlamına geliyor. Çok iyi. Ee, aynı zamanda tıbbi sarf ürünlerde çok iyi noktadayız. Hı hı. Siz de hekim olarak zaten evet. kullandığınız ürünlerin büyük kısmını da görmüşsünüzdür. Yani Doğru, yerlidir. Ee, solunum cihazları üretilmeye başlandı. O noktada hı hı. iyi bir noktaya geldik. Yani mekanik ventilatör cihazları ev tipi kullanılan Hı, hı. Hastaneden taburcu olan hastanın evde kullandığı mekanik ventilatör cihazları. Akabinde ee, diğer bipap cihazları, uyku apnesinde kullanılan sipap cihazları, bunların sarfları Türkiye'de hı hı. üretilmeye başlandı. Tabii daha yolun başındayız. Geldiğinizde tarif aslında çok fazla. Evet. Geri dönüp baktığımız zaman alacağımız yol çok daha fazla. Bunların argesi, inovasyonları zamanla daha iyi olacaktır. Yapılarak, ilerletilerek hı hı. daha iyi sonuçlar çıkacaktır, meyvesini verecektir. Bu noktada zaten e, bakanlıklarında yatırım destekleri, teşvikleri var. Hı hı. E, aşıda mesela çok iyi bir noktaya geldik. E, hani ben sektörün içerisinden biri olarak söyleyeyim. Hı hı. Ummadığım zamanda, kısa bir zamanda hı hı. çıktı. Ve e, dünya pazarında da ciddi anlamda e, rağbet gördü. Biz bazen yurt dışındaki... E, bu sektörden, medikal sektörden olan evet. arkadaşlarımızla konuşurken ister istemez aşıma konusu da geçiyor. Uh -huh. Türkobaktan bahsediyorlar. Bize gurur veriyor. Yani orada tabii ki, tabii Türk ki. isminin geçtiği bir ürün. Şimdi örneğin e, yurt dışında fark etmez tıp bir ürün. Evet. Yani Türkiye'de ödülen bir çikolatanın tüketildiğini bir yerde görmek bile insana İnanılmaz gurur Bize, veriyor. tıbbi ürünlerde, diş hekimliğinde iki senede bir, Köln'de bir fuar olur. Ve o fuarda, şey evet e, şey, Köln, Köln'de ya oluyor. Bizde Düsseldorf'ta şey oluyor ama. İki yılda bir söylüyorum. ve çok büyük bir fuar, dünya fuarı. O zaman bir diş, sürü insan, her diş, malzemeleri, evet. diş malzemeleriyle ilgili. Ben e, o fuarı hiç kaçırmam. Gittiğim zaman öyle Türk firmalarını gördüğümde o kadar mutlu oluyorum ki gerçekten gurur verici, onur verici işte eskinin vermiş olduğu bazı şeyler var. Ya Türkler hani bir verir, ikincisinde yanlış malzeme verir, şu verir, bu verir diye. Yabancılarda bazı malzemeleri alırken biz biliyoruz ki özellikle diyelim implantlarda elinizden düştü yere sorgusuz, sualsiz hemen Alman mallarında özellikle direkt bize iadesi yapılır, geri verilir. Ama Türk malları da artık o düzeye ve o kaliteye geldi. Bazı çürük elmalar tabii ki olacak. Bazı her, Çünkü, sektörde bu oraya, her sektörde var Her olduğu sektörde olduğu gibi, her bölgede olduğu gibi, her ülkede, her ülkede olduğu gibi. Siz peki bunlarla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? Özellikle merdiven altı üretimlerle ilgili ne gibi bir denetim var? Onu merak ediyorum. Ee, bizim sektörümüzde medikal, Hı -hı. medikal firmalar medikal firmalar, zaten Sağlık Bakanlığına kayıtlı firmalardır. Evet. İl sağlık müdürlüklerinden verilen kursaplar vardır bizde. Hı -hı. Bir sorunlu müdürümüz vardır. Hı -hı. Fakülte mezun olmak zorundadır. Evet. Bir klinik destek elemanımız vardır hastane çalışması yapılıyorsa. Satış tanıtım elemanımız vardır. Bunların hepsi yüksek, yüksek okul mezunu veya fakülte düzeyinde Hı -hı. insanlardır. Belli bir metrekarede açmanız lazım. Hep evet. kayıta tabidir. Hı -hı. Ve sektörümüzde hep birçok biyolog, kimyager, eczacı arkadaşlarımız var. Hatta bir medikalci arkadaşım benim sizin gibi diş hekimi. Hı -hı. Hekimlik yapmamış. Evet. evet. Medikalcilik yapıyor. Yani hep kayıtlı firmalarız Hı -hı. biz. Dolayısıyla denetlemeye tabiyiz. Evet. Merdiven altı bir firma olduğunda bizim şikayetlerimizden kaynaklı hı hı. E, kontrol ediliyor veya bakanlık belli zamanlara da denetime gittiğinde direkt kapısına kilit vuruyor. Harika. Özellikle pandemi süresince pandemi süresince bu tip firmalar e, tespit edildi. Hı hı. O zaman denetim daha fazlaydı. Evet. Kapatıldı hep. Zaten e, medikal firmaların hangi ürün olursa olsun fark etmez. Aldığı ürünü ürün takip sistemi üzerinden alması gerekiyor. Yani sizin aldığınız ürünü medikal firma sahibisiniz diyelim. Evet. Ürün takip sistemi üzerinden size bildirilmesi gerekiyor. Siz de son tüketiciye, hastaneye veya bir hekime veya hı hı. bir diş çıkış yaparken ürün takip sistemi üzerinden ona bildirmeniz gerekiyor. Evet. Ona çıkış yapmanız gerekiyor. Onun haricinde biz bu döngünün dışında ürün satamıyoruz. Hı hı. Ve bu noktada kayıt dışı bir ürün gördüğümüzde biz ÜTS üzerinden direkt şikayette bulunuyoruz. Bayağı bir azaldı son zamanlarda. Ve ciddi... E, şikayet sonucunda ciddi cezaları var bunun. Çok ciddi cezalar evet. var. Bu konuda Sağlık Bakanlığı çok hassas. Doğru. Hemen denetime çıkıyor. Hı -hı. Örneğin bir vatandaş diyelim Sağlık Bakanlığı'nın aradığı bir ürünle alakalı Hı -hı. bir sıkıntı yaşadı. Üründen e, ra, random alamadı veya çok efektif evet. çıkmadı. Kayıtlı bir ürün Hı -hı. değil. İki gün içerisinde piyasa gözetimi denetlemesi onu toplama kararı çıkartabiliyor. Hı -hı. Ve Aldığı yere ulaşıyor bir şekilde. Uh -huh. ya biz bunlar memnun edici gelişmeler. Tabii. tabii. Ya biz bunların biraz daha yoğun olmasını istiyoruz. Doğru. Biraz daha fazla olmasını istiyoruz. Az önce bir soru sormuştunuz hani maske de fiyatları. Evet evet. Ona bir ek yapmak istiyorum uh -huh. ben. Ee, şimdi bazı ürünlerde maalesef uh -huh. o zaman olduğu gibi yine de e, yüksek fiyatlı ürünler var. Biz dernek olarak veya medikal sektör uh -huh. olarak bununla mücadele ediyoruz. Aynı mücadeleyi bizim eczacı arkadaşlarımız da veriyor zaten. Hı uh hı. -huh. Ortak sattığımız ürünlerden bazıları hasta alt bezleri. Evet. Şu an bir paket hasta alt bez neredeyse bir tansiyon aleti fiyatını geçti. Yazık. Bu noktada da biz e, Maliye Bakanlığımızdan, hı hı. E, Sanayi Bakanlığımızdan, üretici ve ithalatçılar bu noktada denetlenmesini istiyoruz. Doğrudur belki e, maliyetler yüksektir. Maliyet yüksek olabilir ama biraz olabilir. da alım gücü de düşünmek lazım. Tabii, o insanlar olabilir zaten zor durumda. Yani bunu biz çok defa medyada söyledik evet. ama bir dönüş olmadı bize hı hı. firmalardan. Çünkü inşallah ee, programımız ama aracılığıyla evet, bunu duyurmuş olalım. Çünkü sosyal güvenlik kurumları da evet. belirli bir rakam var. Hı hı. E, arada fark çok açılıyor. Mesela geçenlerde sağlık uygulama tebliği güncellendi evet. ve fiyatlar yükseldi. Hı hı. Sosyal güvenlik kurumu ciddi iyileştirme yaptı. E, Birçok çok malzeme de hastamız belki fark almadan alabilecek, fark vermeden alabilecek evet. veya. Çok küçük farklar alabilecek durumda ama hasta bezinde maalesef gene aynı sıkıntılar yaşıyor. Efendim Vefa Türksever Biyolog. Çok teşekkür ederiz. Çok ben güzel bilgiler paylaştınız bizimle. İnşallah gelecek bölümlerde de yeniden bilgilerinizden faydalanmak isteriz. Demir evet doğru. efendim biz bize devam ediyor. Evet bilinçaltı kadim bilgiler okuyucusu Nurten Tuncay. Hoş geldiniz efendim nasılsınız? Hoş gördüm sizi gördüm yayınınızı duydum. Yeni bir program. Hayırlı evet. uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sizin enerjinizle başlamak daha güzel. Bu arada çok da şıksınız. Efendim karşılıklı <laughs> şık olduk. Sağ. Gönderme gibi oldu ama renklerimiz de çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Oldu. Nurten Hanım şuradan başlayalım. Ben sizi çok iyi tanıyorum ama izleyicilerimiz için başlayalım mı? Nurten Tuncay kimdir? E, şu an için 47 yaşına girmiş bulunuyorum. Evet. Kendi hayat yolculuğunda kendimi ararken diğer parçalarımı da bulup Hı hı. Hep beraber böyle e, aklederek, fark hı. ederek e, yürüyüş yolundayım. Hı hı. Kendi bilincime ulaşırken geçtiğim yolları da bir önceki safhaları diğer arkadaşlarıma, kardeşlerime, yol arkadaşlarıma anlatan biriyim. Evet. Evli iki çocuk annesi, e, hala hazırda kendinin tam anlamıyla kim olduğunu çözememiş bir kulum. Okumaya çalışıyorum efendim. Maşallah diyelim. Hangi alanda nasıl bir katkı olmaktadır diye sorayım. Bilinç alanında kendi evet. bilincimi ararken dediğim gibi e, bu işlerin içinde oldu bitti zaten bir şeyim vardı. Hı hı. Düşüncem, e, merakım, çocuksu bir yanım vardı. Hı hı. Böyle kadim bilgiler beni oldu bitti bir yoğurdun mayalanmasından tutunda da Nasretli hocanın bir e, göle bir kaşık Yoğurtla maya yapmasının altındaki sırrı arayan biriydim. Hı hı. Bu beni e, derken derken kendi hayat acısıyla yoruldum. O alan var ya, o alanda evet. bunların e, çözümünü ararken bir anda bilinçaltı denen bir alanla karşılaştım. Bana şu öğretilmişti, bilmiyorum size de öyle mi öğretildi? Hı hı. Kader diye bir şey var. Evet. Allah var başımıza ne geliyorsa o yapıyor. Evet. Ve o da biraz gazaplı, biraz öfkeli, sürekli böyle kötülük olsun diye uğraşan <laughs> sanki böyle fitneci bir gibi alın yazımız önceden yazılmıştır. Tabii. Siz ne yaparsanız yapın o değiştirilemez evet. şeklinde bir bilgiydi. Yani. Siz peki bunu e, ne zaman fark ettiniz? Yani ne kadar süre önce? Kaç yaşlarında diyeyim ya da Çocukken çok kızgındım Allah'a. Çünkü iki yaşında bir babanın vefatı ve buna Hı -hı. ağlamadan dolayı sebep olmam denmen Evet. E, ve suçun üstüme kalması aslında öldürenin o, öldürenin ben olduğum manasına çıkaran bir bilinçle Allah'a çok uzun zaman böyle şey yap, mesafeli kaldım. Aynen. Fakat bir gün e, öyle bir şey olmuştu ki çok daralmıştım. E. E, biz kulların hali, sıkışma hali aslında yukarıya çıkış hali hı hı. orada Allah kelimesi ağzından çıktıktan sonra büyük bir gücün aslında çok kuşatıcı bir gücün var olduğunu evet. hissettirmişti ve orada şüpen e, acaba hakikaten böyle mi hı hı. yani anlatılan gibi mi den yani bana anlatılandan bana söylenenden toplumun verdiğinden ayrışmaya başladım hı hı. bu ayrışma bende Biraz toplumdan uzaklaşma gibi algılandı. Evet. Ben herkes gibi normal bir birey gibi oturayım konuşayım <laughs> konu komşu sohbet evet. arkadaş. Çok şey yapamadım. Hep böyle geceleri sabahlara kadar okuyayım. O, o nasıl yapmış bu nasıl hmm. buluşmuş bu tohum nasıl çıkıyormuş. Şu beni çok enteresan yere götürmüştü. Gökyüzünde şimşeğin çakma sebebini biliyor musunuz? Nedir? Yerin altındaki toprağın çatlayıp, e, tohumun çatlayıp toprakla köklenmesi içinmiş. Hmm. Gökyüzünde evet. şimşek çakmazsa toprağın altındaki tohum çatlamazmış. Ben bunu bir fiziksel hani olay olarak biliyorum <laughs> normal şartta evet. ama hani sebepsel olarak bunu bilmiyordum. Çok ilginç. İşte bu çok evet. benim mesela böyle yani o sıkışma, Hı -hı. o seni sallama anı. Senin aslında dirilişin, hı hı. kendini buluşun. Böyle böyle adım adım kızım oldu ve kızımı sevemiyorum. Ama böyle öleceğim sevgisinden hı hı. ama sevemiyorum. Neden? Ee, e babayı sevdim ha. ve baba öldü. Ee, anladım. Ha. E şimdi kendimden bir parça var artık. Evet. Onu seversem. Ya onu da kaybedersem. Onu da hı. kaybedersem ama bunu ben çözene kadar evet. ben ne buhranlar yaşadım. Eyvah. Ve bu yola girdim. hı. hı. Ee, ...araştırıyorum, ediyorum, neden sevemiyorum? En sonunda bir gün bir rüyamla birlikte bunun hı hı. altındaki sır açığa çıktı. Seversem kaybederim. Hı. Ee, ve kızımla e, küçük küçük bağlar kurmaya çalıştım. Hı hı. Şimdi beni buraya getirendir, Allah razı olsun. Maşallah. Ee, bakarken böyle insanın içinin sızladığıdır. Ve ben bunu anlattığımda birçok... Anne ağlayarak bana döndü. Uh -huh. Nurten Hanım ben kendime itiraf edemiyorken siz bir televizyon ekranda bunu nasıl anlatırsınız? Evet. Anlattım çünkü sen sevemiyorsan bil ki bunun altında bir şey yaşıyor. Bir uh -huh. yaşanmışlık, bir yarım kalmışlık, uh -huh. bir, bir kısır döngünün içindesin. Ve o kadar çok anne. İşte uh -huh. bilinçaltı denilen şey Evet senin yarım kaldığın yerde kendini dahi görmek istemediğin bir ayna. Hı -hı. Bir tane ayna var 6 evet. yaşında tokat yedin herkes sana baktı o Hı -hı. anda burnun aktı rezil oldun Hı -hı. herkes bıraktı sen de bıraktın artık 6 yaşındaki o anın yok yani şu puzzle'da evet. görüntüde görüntü var ama diyelim ki karaciğer öfke Hı -hı. kızdın sinirlendin karaciğerinden bir parçayı oraya bıraktın ve o aynaya artık bakmıyorsun e, eksiksin ve burası açık. Oradan sana senden ona sürekli bir bilinç yapısı gidiyor. Hı hı. Ta ki sen oradaki alanı bulur. Doğru telkinle, doğru sözle, doğru sesle, doğru vakitte işlersen, evet, oradaki parçan geliyor buraya oturuyor iyileşmiş bir şekilde hı. ama bir de hediyesiyle geliyor. Çünkü o gün bugündür, özlem var, hasret var, evet. e, ermişlik var, bilmişlik hı hı. var. Onu da alıp koyduğunda bu sende erdem oluşturuyor. Hmm. Yani artık sen bilmiş oluyorsun. Ama bilmek kişi? değil hissetmek hı hı. tabii buradaki. E, şimdi kişi bilinçaltını kendi çözemiyor. Yani, çözemiyor. çözemiyor ben de çözemiyorum. Hı hı. Ya, ama siz onun farkına varmışsınız. Farklı evet. bir şekilde okumuşsunuz, çok araştırmışsınız. Diyelim ki ben herhangi bir eksikliğimi hissedemiyorum. Değil evet. mi? bilinçaltını. Birçok insan var. Bilinçaltını okuyorum. Bilinç bununla ilgili birçok dallar türedi. Birçok bir insanlar türedi. İnsanlar bu problemlerini anlattıkça anlattıkça çözülüyor değil mi bu? Yani hani danışmanlarınızla siz görüşmeler sonrasında mı bunları çözebiliyorsunuz? Mesela sizin e, önceki atalarda intihar olsun. Evet. Saklansın. Hı hı. Sonraki kuşak bunu ortaya çıkarana kadar intihara meyledebiliyor. Hı. Ta ki sırrı açığa çıkarana kadar. İtiraf edene kadar. Hı. İtiraf edene kadar. Sistem onu yüzleştirene kadar. Anladım. Yani çok ilginçtir. Evet. Yani sen kolundan, e, gözünün bulanmasından, hı hı. işinin bozulmasından hepsinde alt bilinçte bir şey var. Mesela işi bozulan insanlarla çalışıyoruz. Evet. ...para adamı bozar... He. ...yuvam <laughs> yıkılacağına... Anladım. ...işim yıkılsın... He. ...o kadar enteresan... inançlar çıkıyor ki... Uh -huh. ...o tam tersine gitmiş iş... ...toparlanır toparlanmaz uh -huh. bakıyorsun tam tersine ilme yapıyor yükselişe geçiyor. Biz Türk kültüründe de belli şeyler var. Kalıplaşmış. Çok. Onlar küçüklükten itibaren hepimize söylenir. Para kötü yola iter. Tabii para şunu yapar. Tabii ki. Demek ki onlar hepsi yavaş yavaş bir kalıp haline geliyor. İnanmamak lazım ya da şurada bir durduralım. Evet. Peki parası olmayıp Hı -hı. kötü yola düşmüş olan yok mu? Çok. O zaman neden onu örnek almıyoruz da? Değil mi? Parası olanı kötü yola düştüğünü örnek alıyoruz. Şimdi parayla ilgili hı hı. ya da ım, orada koyduğun bakış açısı var ya hı hı. senden o alanı mesafelendiriyor. Diyorum ki çok güzel bir kadın. Evet size e, diyorum ki aman güzellikte ne para. Şimdi ne yapıyorum? Bir sevdim, bir vuruyor. Evet. E, hemen kendimi güzellik unsurundan uzaklaştırdım. Hmm. Yine Dedim ki parası da var zaten aman parası olmuş da ne olacak? Yine uzaklaştırdım. Hı hı, hı. Bilgisi var da ne olacak ki? Uzaklaştırdım. Hı hı. Burada diyor ya bir İslamiyet o kadar güzel kişisel gelişimin a babası İslamiyettir. Evet. Bir diğer kardeşin için kendin istediğini diğerin için istemedinse sen iman etmiş değilsin diyor. Hı hı. Gerçek iman etmiş değilsin. Şimdi senin varlığın beni mutlu ederse. Evet. Oradan pay veriliyor. Hissedar Hı -hı. oluyorum. Senin artık hissedarınım. Hı -hı. Diyorum ki ya ya kalbi dışına vurmuş. Allah yolunu daha da açık etsin. Hı -hı. Bu program çok güzel yerlere ulaşsın. Kalben sizin iyiliğiniz için. Hı -hı. Şimdi ben burada bulunduğum duada evet. kendim de zaten bak bu alandayım. Doğru. Aslında kendimi de dua ediyorum. Aynı bunun gibi düşünün. Yani sen iyi niyet göstergesi yaptıkça Hı -hı. senin alanın iyi niyete yapışıyor. 그~ 주니에테. deydikçe kötü niyete yapışıyor. Hı hı. Şey gibi enerji insanların başıcı. hani başka bir deyişle insanlar hani iyi enerji gönderirsen iyi olur. Onlar tabii enerji boyutunda olarak söyleniyor. Evet. Siz kötü enerjiye ayarsan hep kötülük gelir veya işte kötü söz söylersen bir şekilde gelir seni bulur şeklinde söylenen gibi mi biraz gibi daha. Gibi desek de buradan <laughs> çok biz pay çıkarmayız. Çünkü hı hı. acı toplamıyoruz. Evet. Acıyı seviyoruz, dramı seviyoruz. Doğru, doğru. O zaman biz bizi terbiye etmek için dram yerine göstereceğiz. Hı hı. Sen Hangi enerjiyi yargılıyorsan o enerjiye yapışacaksın. Hı hı. Bu kötü diyorsan artık sen de kötüsün. Bu iyi diyorsan artık sen de iyisin. Hı hı. O zaman sen ne kadar iyi diyorsun, ne kadar kötü diyorsun, ne kadar şikayettesin, ne kadar şükürdesin? Evet. Alanına bakacaksın. İşte bu senin enerji. E, şimdi başka bir soruya geçeyim. Bu alana nasıl bir geçiş yapmıştır Nurten Hanım? Bu alana nasıl bir geçiş yapmıştır? Kendi astımım, evet, fıtığım ama fıtıklar bende şöyleydi, kanal daralmıştı. Hı hı. Doktorsunuz. Evet. Şimdi size bel omurgamı anlatıyorum. Kanallar daralmış, hı hı. kuyruk sokumunun üstündeki diskler birbirine girmiş, hı hı. E, üç tane fıtık ve ben nefes hı hı. alamayacak derece değilim. Evet, hareket ettirmez. E, kuru iğne de omurlikten iğne yapılırken beyin sıvım kaçtı. Eyvah. Bir, evet bir aya kadar ya ölüm tehlikesiyle uh -huh. gittim geldim gözlerim dahi görmüyordu. Hmm. Saçlarım dökülmüştü. En son hastanesi bir buçuk saat kızımla beraber evet. bir görüşme yapıldı. Bir şey takılamayacak parça takılamıyor. Evet. En son dediği doktorumuzun şuydu böyle yaşayacaksın. Hmm. Daha kırklı yaşlar oh, yok ortada. Hmm. E, peki hani ne kadar ömür? Ne kadar yataktan hani hı hı. hareket edemeden yaşayacaksın. Derken yıllar önce kızım beni sevk etmişti ya bu yola. Evet. Tekrar ben o yola kaldığım yerden e, yani bunun bir çıkış yolu olmalı. Çünkü ben çocukluğumdan beri şuna inandım. Devası inmemiş hiçbir hastalık yeryüzüne indirmedik dedi. Allah benim için o, orada bitmişti. Nurten hmm. Hanım negatif enerjiden nasıl kurtulacağız? Negatif enerjiden nasıl kurtulacağız? Ay çok yani şey gibi <laughs> oldu. konu ama bize kısaca Küçük ah, tiyolar istiyorum tiyolar, sizden. Evet. evet. Tuzlu sirkeli suyla kendimizi aratacağız. Hiçbir Vücudumuza şey mı süreceğiz onu? Nasıl yani yapacağız? Gündüz bir evet. negatif enerji aldığını hissettim. Uh -huh. Sprey e, yapın yanınıza uh -huh. hemen bir tane yani olsun. Azıcık evet. bir gül sirkesi olur, üzüm sirkesi uh -huh. olur, elma sirkesi olur. Sulandırın Hı -hı. onu bir güzel hemen bir elinize olmadı hemen bir gidin Hı -hı. burnunuza ve bütün negatif enerjinin sizden oraya yapışıp onu bir mıknatıs Hı -hı. gibi düşünün ve negatif enerjiyi de ona karşı gelemeyecek bir güç gibi düşünün evet. aldığını ve gittiğini düşünün Hı -hı. hiçbir şey yapamıyorsan elini sık. Orada yok şu an Hı -hı. negatif enerji hissediyorum. Evet. Gözlerini kısarak bir bana bakıyor. Bil ki negatif enerji çalışıyor. Hı -hı. Ne yapacaksın? Hemen ellerini kollarını kapatacaksın. Hı -hı. Göbek alanı, Hı -hı. E, hara çakrası evet. hemen kapatacaksın. Bacaklar Hı -hı. bağdaş oldu. Kendine bir sirkeyle böyle duş aldığını hayal edeceksin. Anladım. Önüne bir ayna yansıtacaksın. Karşı Hı -hı. kendi enerjisi neyse gönsün diye göndereceksin. Hmm. Evindeyse bir ada çayı yakabilirsin. Evet. Defne yakabilirsin karıştırmadan. Bazen mesela bana hasta geldiğinde çok böyle girdiğinde inleyen, yani. o kadar negatiftir ki ona bakmak istemezsiniz ve geldiği an itibariç akşama Enerji. kadar gününüz mahvolur. Yani o şekilde oluyor ve ben genelde diyorum lütfen onu en son hasta olarak kabul edelim. Yani tabii ki kabul etmeme şansınız da yok. Herkese tabii bakmak ki. zorundasınız. Hani bazen söylüyorsunuz Gülün ne olur diyorum ya niye bu kadar böyle karanlık bakıyorsunuz neden böylesiniz ne güzel hayat işte nefes aldığınız için şükredin ne var ki <laughs> şimdi şunu sormak istiyorum pozitif enerji fazlaysa diyelim ki ben çok pozitif o negatifle geldi benim enerjimin onu aşma şansı var mı yok mu o beni mi etkileyecek e, çok ilginçtir ki mesela kalabalık bir alandasın ve enerji yayıyorsun evet e, ve düşük enerjiler ister istemez enerji birimi Gerek olduğu için sende de koruma yoksa sana asılacak. Hmm. Çünkü sende birim var. Evet. Hmm. Dağıtıyorsun. Hmm. Ee, o zaman ne yapacağız? Ee, hani dediniz ya evet. negatif enerji. Yani biliyorsun Hı -hı. her geldiğinde evet, etkisini görüyorsun. Sorun çıkıyor. <laughs> tamam. Kendini bir koruma kalkanında olduğuna niyet et. Allah'ın bir kalkanı var. Ona ihlas mı okursun, ayetel kürsü, felak, nas mı okursun? Hiçbir şey yapamadın. Bes, bismillah mı evet. okursun. Kendini bir koruma kalkanına aldın. Tamamen bu kalkan sağlam. Hı hı. Karşı tarafı da bir kalkanda olduğunu hisset. Hı. Onun enerjisi onun kendi içinde ve senin alanına hiçbir tezahürde bulunmadan, hiçbir etki bırakmadan hı hı. ve almadan yani pozitif, negatif kendi alanında onun olduğunu hayal et. Evet Bak bu seferki gelmesi seni çok farklı hissettirecek. Hı. Çünkü sen niyet koydun. E, niyet işin özü değil midir? Evet doğru. Akşama kadar yemek yeme e, yemek yemezsin. Ama gecekte ki ben yarın oruç olayım de, akşama kadar yeme bu bir oruca döner. Evet. Yani hı hı. suyla elini yüzünü yıka. hiçbir şey elini yüzünü hı hı. yıkadın ama bir niyet edersen abdest olur. Hı. Niyet mühimdir. Niyetini yap bir kurma altına alındığını, evinde negatif enerji hissediyorsun. Evet. Ey Allah'ın nuru, hı hı. Rabbim, bu evimin bütün içindeki negatif enerjileri en güzel şekilde temizlenmesi, hı hı. nurlanması ve bu enerjinin aktif hale gelmesi talep edilir de. Kalk bir de bir iki yeri sirkeli bir bezlesin. Bak biraz sonra enerji içeride nasıl oluyor. Onu soracaktım. Biliyor. Sirkeli suyla silmeni evet. söylerler. Bir de e, tuz. Tuz çok etkin. Yani bu deniz tuzu kapının hı hı. sağına, arka tarafına şöyle deniz tuzu baktın ki çok evine hı hı. etki alıyor. Hemen bir deniz tuzu hı hı. serpebilirsin. Negatif enerjiden nasıl korunacağız? Çok güzel anlattınız. Reklamlardan sonra ben sizden pozitifte nasıl kalırız onu isteyeceğim. Şimdi kısa bir reklam arası efendim. Nurten Hanım'cığım çok kısa bir süremiz kaldı ama ben sizde pozitifte nasıl kalırız? Bunu öğrenmek istiyorum. Çok önemli bir konu ve çok merak ettiğim bir konu. Ee, bu konuda şöyle bir katkım olsun. Atölye çalışmamın içidir. Hı hı. Kendimize bir tane defter edineceğiz. Hı hı. Bu deftere yani cidden biraz önce dediğimiz gibi kişi negatifte kalmış. Evet Çünkü onun ilk aldığı kod belki istenmediği, belki... Im, ...sistemden çıkarılmak Hı -hı. istendi... ...belki çok kötü bir dönemdi... ...çocukluğu çok kötüydü... ...ve o evet. orada kalmış Hı -hı. artık... ...orayı arıyor... ...peki nasıl buradan kendimizi kırabiliriz... ...kendi kendimize nasıl pozitif yönde... ...katkı Hı -hı. olabiliriz... ...bir tane defterimiz olacak... Evet. ...bu deftere her gün yatarken... ...önce ağır gelmemesi için... Hı -hı. ...yedi adet... ...şükredecek... Hı -hı. ...bir nimet bulacağız... Hmm. Şükürler olsun bugün gözlerim gördü. Evet. Bugün güneşi görebildim. Şükürler olsun şu an yatabilecek bir yatağa sahibim. Şükürler hmm. olsun içeride çocuklarım uyuyor. Şükürler olsun gidebileceğim bir işim var. Şükürler olsun bir vatanım var, bir bayram var. Hmm. Bu her neyse. Evet. Uzatılabilir. Bunu sabah hmm. ve akşam her gün yeni bir şey ekleyerek. Hmm ilerleyeceğiz anladım ve bunu sesli bir şekilde yazacağız hı hı. parmak uçlarında sinap bağları beynin diğer yani burada olan bağının tümü burada da var evet sen burada yazarken hı hı. bedenen bilincen ruhen de hissetmeye başladığında tezahür alanında hı hı. merdiven düşün ne düşünüyorsan tam şurası dengedir göbek çakrası bu göbek çakrasından aşağı düşünüyorsun yani her şey çok kötü, çok evet. pahalı. Sürekli aşağı iniyorsun hı hı. ve burası negatif. Şuradan yukarıya ya bunda da vardır bir hayır, evet. bunda da vardır bir olasılık, bunda hı hı. da vardır bir hediye diye düşünmeye başladın ve şükretmeye başladın. Bu senin alanında muhteşem bir frekans açıyor. Ne düşünürsen osun diyor Hazreti Mevlana. Gül düşündün, gülistanlıktasın. Diken düşündün, dikenliktesin. O vakit biz şükredeceğiz. Çünkü açık ayette de diyor ki şükür nimeti ziyadeleştirir, parlatır, çoğaltır. Uh -huh. Enerjisini yukarıya çıkarır, kuvvesini yukarıya alır diyor. O vakit biz ne yapacağız? Şükredecek bir listemiz, bir defterimiz olacak. Bakın bakalım uykunuz bile değişecek, rüyalarınız bile dönüşecek. Hmm. Harika, ağzınıza sağlık diyorum. Yüreğimize Çok güzel sağlık. şeyler öğrendik sizden. E, son olarak bize neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Son bir dakikamız kaldı. İçinizden ne geliyor? İçimden bu programın, evet, tümüne katkı olması, e, gerçekten ışığının parlaması, hı hı. kimin duyması gerekiyorsa, şöyle diyorlar Nurten Hanım, bir anda kumandayı aldım, açtım ve ilk defa sizi gördüm. Evet. Yani nasıl oldu ben de anlamadım. Hı hı. Efendim kimin duyması gerekiyorsa, dinlemesi gerekiyorsa, hı hı. takip etmesi gerekiyorsa onlara ulaşmayı İnşallah. niyet ediyoruz. Programımız hı hı. gerçekten e, tümüne katkı olsun, çok güzel e, paylaşımlar olsun. Bizler de takip edeceğiz tabii ki. İnşallah. Sabahımıza böyle bir güneş gibi güzel, doğmanıza de. niyet Aa, ediyoruz. Çok teşekkür Allah ederiz. Allah'ın izniyle çok tabii mert. ki. Çok sağ olun. Ağzınıza dilinize sağlık. Tekrar zaten konuk edeceğiz sizi. Çok teşekkür izniyle. ediyoruz. Efendim bugünkü programımızın sonuna geldik. Tüm programımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı için mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir. İyi günler diliyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek Hoşça kalın, sağlıkla kalın.